Serbest Sekiz'den herkese selamlar. Maç ertesi bu bölümünde Kayserispor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Beşiktaş deplasmanından sonra lige ara verildi. Kayserispor deplasmanına gitti. Arada liderliği yakaladı. Konferans Ligi'ndeki liderliğini yakaladı. Sonrasında Kayserispor deplasmanı ligin iyi takımlarından, bayağı iyi takımlarından biri Kayserispor. 4-3 kazandı. Savunmada ciddi problemler yaşamasına rağmen bir fazlasını atarak, hücum hattının başarısıydı açıkçası ki bu konuya geleceğiz. Atarak kazandı. Her şey yolundaydı son dakikaya kadar. Yani Fenerbahçe'nin maçı artık sakin sakin bitirmesi gereken dönemde bir kırmızı kart gördü derbi öncesinde ve muhtemelen bütün Fenerbahçelilerin Galatasaray derbisi öncesinde bir şey olmasın diyebileceği birinci sıradaki oyuncu Fred kırmızı kart gördü. Tabii ki bu konuyu da konuşacağız. Fenerbahçe'nin oyununu da konuşacağız. Bireysel performansları da konuşacağız. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi öncelikle bu kritik andan başlayalım. Çünkü en çok akılda kalan pozisyon bu oldu. Hakikaten yani galibiyet çok önemli bu arada. 3 puan Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe'nin derbi öncesinde 3 puanı alıp gitmesi çok kıymetli. Zaten o yüzden buradaki özellikle Mert Hakan'ın oyuna girdikten sonra bir sakinlik katması gerekirken tam tersini yapması Fenerbahçe adına büyük eksi yazdığını düşünüyorum. Şimdi işin kırmızı kart kısmında daha henüz bir açıklama yok. Yani bu videoyu çektiğim sırada bu muhtemelen hakem raporunda işte Fred'in neden attığını sözlü olarak da yazıyorlar sanıyorum. Onu şu an bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz ama şöyle bir gerçeklik var. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe skoru almış. Dediğim gibi gerçekten çok kritik bir maçta skoru almış. Galibiyeti alıp dönecekken bir oyuna hamle yapılıyor. Bir orta saha takviye yapılıyor. Ve bu orta saha takviyesi hem oyunu da tutamıyor. Fenerbahçe'de topun Fenerbahçe'de kalmasını da sağlayamıyor. Üstüne üstlük bir de bence çok gereksiz bir gerginliği sürdürerek takımın en kritik oyuncusunun kırmızı karta gidecek bir tartışma yol açıyor. Şimdi öncelikle burada ben İsmail Kartal'ı eleştiriyorum. Çünkü teknik adam ne olursa olsun buradaki sorumlu teknik adam bir oyuncu değişikliğinde yaptığı hamle olarak. Yani şimdi skoru almışsın ki Kayserispor gerçekten böyle topu alıp rakip ceza sahasına yaklaştığı anda daha tehlikeli bir takım. Çok alanda hücum ediyorlar. Çok adamla ceza sahasını zorluyorlar. Fenerbahçe savunmasının da durumu ortada maç boyunca. Djiku dahil bireysel hataları çok fazla yapıyordu Fenerbahçe savunma hattında. Şimdi oyuna bir orta saha hamlesi yapacaksınız. Bu oyuncunun şöyle olması gerekiyor. Bir, artık bu maçı uyutacak birisi gerekir. Yani skor almışsın, artık girsin, şu maçı bir uyutsun. Tatlı tatlı bitirelim dedirecek bir oyuncu olması gerekir. Bunun için ne gerekir oyuncuda? Oyun zekası, pas becerisi aşağı yukarı. Fiziksel güç de fena olmaz. Hani dönen topları alsın, top Fenerbahçe'de kalsın gibi. Ya oyunu bilsin ki top dolaşsın, Fenerbahçe'de kalsın, yine aynı mantıkla. Şimdi Mert Hakan böyle bir senaryoda oyuna girecek son oyuncu bence. Mert Hakan acayip pasör mü? Böyle alverle maçı bitirecek bir adam mı? Öyle sakin bir oyuncu mu? Değil. Peki diğer tarafına bakıyorum. Böyle inanılmaz kontralara çıkacak, direkt hücumlara çıkacak, top sürecek, merkezden dribling yapacak, Fenerbahçe'nin farkı arttırmasını sağlayacak bir oyuncu mu? Bence o da değil. Yani iki tarafa da hizmet etmeyen bir oyuncu. Kaldı ki oyuna girdikten sonra güzel bir pozisyonu Fenerbahçe'nin belki topa basıp maçı da bitirebileceği bir pozisyonda. Ceza sahası içerisinde çok gereksiz bir çalıma girdi. Rakip ceza sahası içerisinde. Topu kaptırdı. Fenerbahçe'nin bir ata yani şuta bile dönüşmeden ya da zaman kazanmaya bile dönüşmeden Kayserispor atağına döndü. Böyle bir aksiyon var. Yine oyunu tutacak fiziksel gücü olmadığı için, savunma becerisi çok fazla olmadığı için kendi ceza sahasının önünde gereksiz bir hamle yapıyor. Yani burada işte faule, öyle bir faul olmaz diyen de olabilir. Çünkü ben şu anda pozisyonu tartışmıyorum ama sonuçta bir şarj var. Gökten inmiş bir faul kararı da yok yani. Çok alakasız bir karar da değil, kabul edelim. Bir gereksiz sırtı dönük bir oyuncuya şarj yapıyorsun. Yani bu da hani oyunu tutmayı bilen bir orta saha hareketi değil. Ya da bir futbolcu hareketi değil. Üstüne bir de gerginliğe, körükle gidiyorsun. İsmail Kartal'ı eleştirim şu. Bence bunun tam tersi bu işleri daha doğru yapacak oyuncu Crespo'ydu. Crespo mesela o son faul pozisyonunda bırak faul yapmayı kendisine faul alacak. Oyun zekasına sahip bir oyuncu. Yani performans tartışılır bazen. Formda olduğu zaman oluyor. Formsuz olduğu zaman oluyor. Ama oyunu bilen bir adam Crespo. Topla rakip arasına girmeyebilir. savunma önünde oynamayabilir. Savunma önünde nasıl bir 6 numara oynanması gerektiğini bilir. Fiziğini doğru kullanır. Pas kabiliyeti de iyidir. Yani topu sizde kalması daha fazla sağlar. Zaten çıkan oyuncu yabancı bir oyuncu. Öyle bir Türk kontenjandan da problem yaşamıyorsun. Bence Crespo'ydu girmesi gereken oyuncu. Hadi olmadı. Bence yine de Bartu'ydu mesela. Hani Crespo'ya o sırada aklına gelmedi. Bartu yine bu saydıklarımı daha fazla yapacak bir oyuncu. Topun Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak. Uzun toplar atacak. Bir iki halverle maçı bitirecek oyuncu Bartu'ydu. Yani Mert Hakan hiçbir konuda, yani Fenerbahçe o dakikada ihtiyaç duyduğu hiçbir konuda hizmet edecek bir adam değil Mert Hakan. Üstüne üstlük bir de o gereksiz gerginlik. O gerginliğin sebebi ne biliyor musunuz? Bu sadece bir futbol dünyasında değil, normal hayatta da var böyle bu tip insanlar. Yani bağırarak haklı olduğunu kanıtlama güdüsünde olan insanlar oluyor böyle sosyal hayatta da. Mesela trafiktesiniz. Biliyorsunuz yol sizindir. Bir tane araba kontrolsüz bir şekilde önünüze gelir. Sizi sıkıştırır ya da önünüze atlar. O sırada sizin beklediğiniz şey en azından işte bir dörtlü yakmak ya da böyle pardon işareti. Hani hatalıyım ama pardon, bir akıl tutulması yaşadım. Bir hata yaptık kusura bakma gibi bir şey beklersin. Sonra zaten herkes sakinleşir, yoluna devam eder. Budur yani mesela beklediğiniz şey. Ama bazı insanlar hatalı olmasına rağmen böyle bağıra bağıra şöyle ne oluyor vır vır konuş böyle konuşa konuşa bağıra çağıra haklı olduğunu ispat etmeye çalışır. Öyle çok insan vardır sosyal hayatta da. Futbolcularda da vardır. Mert Hakan onlardan bir tanesi bence. Mesela o yoğun itirazın sebebi şu. Gereksiz bir hamle yaptığının farkında. Yani takımı yakacağım. İşte ondan sonra oklar bana dönecek. Hata bende değil. Bu hakem de öyle bir hata, saçma bir faul kararı verdi ki durduk yerde frikik yedik deyip. O kadar uzun süre sürdürdü ki. Ya derbi öncesi maç bitmiş. Oradaki her itirazın sonucu kartlara gideceği belli yani. Kartlara gideceği belli. Yani uzadıkça, saniye saniye uzadıkça dünyanın her yerinde bu işin kartlara yol açacağı belli. Uzattı. Sonuçta ortada. Yani bu kadar hem İsmail Hoca çok gereksiz bir oyuncu değişikliği bu bence. Ama ne olursa olsun sonuçta bir Fenerbahçe futbolcusu, rotasyon oyuncusu olsa da Mert Hakan. Girip bu kadar, yani bir maçı bu kadar negatife çevirmek de çok büyük başarı. Gerçekten burada da geleceği hakkında ciddi fikirler vermiştir sanıyorum Fenerbahçe camiasına. Ve kötü gidişat figürlerinden bir tanesiydi mesela Mert Hakan. İrfan Can'da olduğu gibi Fenerbahçe'nin kötü gidişatın figürleri olur ya. Hatta son kötü gidişatta yuhlanan oyuncular arasındaydı. Mesela İrfan Can bu sezonki performansıyla bir silkindi. Kendine geldi. Çıktı o. Yani kötü gidişat figürü olmaktan çıktı. Çıkardı kendisi performansıyla. Ama Mert Hakan orada kaldı. Kalacak gibi de gözüküyor. O yüzden hani bundan sonra da forma şansının çok çok az olduğunu, hatta Fenerbahçe'de gerçekten forma giyme şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Yani öyle de olması gerekir mi yani? Gerçekten hani Fred herhangi bir oyuncu değil. İstatistikler ortada. Fred'in sahada olduğu her maçı Fenerbahçe kazanıyor. Yani herhangi bir oyuncu değil. Çok önemli bir eksiklik. Tabii ki dünyanın sonu değil. Buna göre bir formülü bulması gerekecek İsmail Hoca'nın. Ki bu formül ne olur diye videonun devamında konuşuruz. Ama hiç geri olmayan bir andı. Maça geçelim. Yani dediğim gibi galibiyet de çok kritik burada. O galibiyet nasıl geldi, o kısma gelelim. Şimdi burada performans olarak ikiye ayrılan bir takım var. Hücum oyuncuları gayet yeterli performans sergilerken savunma hattı, özellikle stoperler bölüm bölüm İsmail de dahil olmak üzere, bölüm bölüm Livaković de dahil olmak üzere mesela 3. golde aksadı. Djiku aksadı. Serdar Aziz bayağı kayboldu. Çok kötü bir performans. Ki burada da yani Serdar Aziz açısından da Fenerbahçe'de rotasyon oyuncusu olabilecek mi? Tıpkı Samet gibi. Rotasyonda bile dahil olamayacak bu oyunda bir stoper olduğunu gösteriyor gibi sanki. Yani zaten rotasyon oyuncularının bu tip maçlarda ihtiyacınız oluyor. Yani bu tip maçlarda ihtiyacınız oluyor. Zaten stoper hattında ki yine bir transfer yapacaktır Fenerbahçe oraya. Beka'nın uzun süre sakatlığı sebebiyle ki olması da gerekir. Bunu son videolarda hep dile getiriyoruz. Stoper çok az rotasyona uğrayan bir bölge. Oradaki alternatif oyuncu çok az forma şansı bulacak. O şansında en azından büyük eksi yazmaması gerekir. Tabii ki orta Beka kadar performans kimse bekleyemez. Ya da Djiku'nun alternatifi kimse Djiku kadar performans bekleyemez. Onlar zaten 11 oyuncusu. Ama bu kadar da fark olmamalı. Bu kadar fark oluyorsa sen o zaman rotasyon oyuncusu değilsin dedirtir insanlara. Yani o zaman neden bu kadar kontrat vereyim ki? Altyapıdan bir tane oyuncu koysam çok mu değişir? Yusuf olsa mesela direkt alternatif Samet ya da Serdar Aziz yerine Yusuf diyelim birinci alternatif. Çok mu büyük eksi yazacak? Belki artı bile olur. Ya da Ortakaya, kiralık Ortakaya kalsa Fenerbahçe'de, o alternatif kalmış olsa daha mı büyük eksi yazar? Yok, belki daha bile iyi olabilir. O zaman sorgulatıyorsunuz kendinizi yani. Fenerbahçe alternatif oyuncu muyum değil mi? Mert Hakan, Serdar Aziz, işte Samet. Bu oyuncular performansıyla alternatif bile değil mi? Sorgulatıyorlar. Serdar Aziz de gerçekten çok kötü bir performans. Bir kere hata da değil. Yani Fenerbahçe savunmasındaki bir oyuncunun yapmaması gereken mantık hataları yapıyor. İlk golde aldığı derinlik. O topu stopersin, şeye bırakamazsın yani orta sahaya. Son adamsın artık orada. Orada o riski alamazsın. Çünkü İsmail topu sana bırakırsa onun bir mantığı var, çünkü savunma hattı var. Yani bir karışıklık olması, birbirimize girmeyelim deyip orta sahanın topa girmesi daha mantıklı. Ama sen stopersin zaten. Senin arkan yok. Senin arkan kaleci. Karşı karşıya kalacak. Senin oraya direkt net gitmen lazım. Net hamle yapman lazım. O derinliği sağlaman lazım savunma anlamında. Ki Fenerbahçe bu oyununda, oyunu önüne oynayan bir takım Fenerbahçe. Stoperleri sürekli böyle derinde yakalanacak rakipleriyle birebir. Ya da bazen 2'ye 1. Ayakta kalman lazım. Net olman lazım. Hiç gitmedi bile. Çok büyük bir mantık hatası bu. Hani şey de değil. Pozisyon hatası, hamle hatası falan da değil. Ciddi mantık hatası. Diğer gollerde de ciddi problem var. Zaten topu oyuna sokmada vesaire çok Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil. O zaman o sorgulatıyorsun yani kendini diye düşünüyorum. Burada da yine İsmail Hoca'ya savunma anlamında şöyle bir eleştirim var. Bir önceki maçta da konuşmuştuk bunu, hatırlarsanız. Bu takımın alternatif stoperi Oosterwolde'dir. Yani işin doğrusu bu. Yani işin Fenerbahçe oyununu gözümün önüne getiriyorum. Tadic var, Szymański var, Fred var, işte Dzeko, o yoksa Batshuayi var, İrfan yoksa Cengiz var. Oyun önde oynanıyor, bu oyuncular önde karşılıyor rakibi. Fenerbahçe topu kaybettiği yerde rakibi karşılıyor, geri koşmuyor. O zaman ben derim ki savunmada işin doğrusu atletizmi olan, agresif, dönen toplara da net gidecek isimler gerekiyor. Yani Beka, Djiku yoksa eldeki oyuncular arasında Ousterwolde'dir bu. Evet, genç, toy, stoper deneyimi çok yok. Olanları da görüyoruz. Yani göğe kağıt üzerindeki deneyimi olanları da görüyoruz. Yok diyelim hani o kadar deneyimi, ama işin doğrusunda en azından o atletizmi var. Geri dönüşlerde çabuk, hamlelerde net gidiyor. Yani net hamleleri var Oosterwolde'nin. Samet'e göre de, Serdar Aziz'e göre de. O yüzden birinci alternatif burada Oosterwolde olmalı. Olası hatalarına rağmen işin doğrusu bu. Yani Fenerbahçe oyununda işin doğrusu Oosterwolde'nin oynaması üçüncü alternatif olarak, stoper olarak. Zaten beklerde yer yok. Ferdi oynuyor, Osayi oynuyor. Oyuncu bir de uzun vadede daha çok kazanırsın. Yani Oosterwolde'nin deneyimi arttıkça, pozisyon bilgisi arttıkça sana daha çok kazandıracak bir oyuncu. Çünkü hem pasaportu ortada. Yani bonservis değerine değer katacak bir pasaport. Hem yaşı ortada, potansiyeli ortada. Her konuda win-win durumu varken Oosterwolde tercih edilmeli. Orada bu arada yine teknik direktör tercih hatası olduğunu düşünüyorum, ama yine buradaki oyuncu hatasına da ağır basıyor. Yani en azından Fenerbahçe alternatif oyuncusuyum diye bu oyuncuların bir bağırması lazım, ama tam tersi o durumu yaşanıyor. Burada aslında bir oyuncunun da çok önemi ortaya çıkıyor. Yani Becao. Çünkü Djiku da aslında güzel bir tamamlayıcı oyuncu Djiku. Bazı stoperler öyledir. Yanında doğru bir isim varken, Edu gibi mesela. Yanında Lugano var. Edu yani aslında iyi stoper dedirtiyor, ama lider Edu kaldığı zaman aynı şey dedirtmezdi muhtemelen. Bir tane lider olacak, yanındaki yaveri güzel stoper dedirtecek oyuncular oluyor. Djiku onlardan bir tanesi. Savunma çizgisini Becao belirliyordu. Ne zaman işte önde basacağız, ne zaman orta saha yapışacağız, ne zaman hamle yapacağız, ne zaman biraz daha geride konuşlanacağız. Bunu Becao kararını veriyordu. Djiku da yanında çok doğru tamamlıyordu onu. Atletizmiyle, müdahale yeteneğiyle, top sürmesi, topu oyuna sokmasıyla. Ama öyle bir lider olmayınca şu anda çok derinlik kayboluyor Fenerbahçe savunmasında. Orta sahayla savunma arası çok fazla açılıyor. Ve kaleye yaklaştıkça aslında Djiku da dahil olmak üzere çok net savunmacılar olmadığı ortaya çıkıyor Fenerbahçe stoperlerinin, Becao dışında. Çünkü ceza sahasına yakınlaştıkça savunma bilgisi, taktik becerisi, taktik savunma bilgisi daha ağır basar. Kaleden uzaklaştıkça atletizm daha önemli hale gelir. O yüzden Fenerbahçe kaleden uzaklaştıkça bir savunma yapması gerekiyor. O yüzden Oosterwolde'yi tercih etmesi gerekiyor diyorum. Ama Becao gerçekten o savunmayla orta saha arasını çok yapıştıran bir adamdı. Yani o liderliği Becao yapıyordu. Zaten tesadüf değil. Yani diğer bütün oyuncular hemen döndü. Fred de döndü. Yine 4 gol atıyor Fenerbahçe. Ofansif gücüne kavuştu, ama 3 gol yiyor ve pozisyon da veriyor. Hatırlarsınız Fenerbahçe bir ara 4-5 maç şut yemediği bir bölüm var yani. Ligde. Becao, Djiku varken. Kaleye yaklaştırmadığı bölüm var. yani bazı oyuncular yokluğunda daha çok belli oluyor. O yüzden devre arasında işini şanslı bırakmaması lazım Fenerbahçe'nin. İlk iş gerçekten bir stoper almak durumunda. Stoper gerçekten günümüz futbolda çok daha tahmin ettiğimizden daha önemli bir bölge. Sadece savunma değil, çünkü hücumu da etkiliyor. Orta saha ve savunma hattı yakın olunca bu hücumunuz da etkilen bir şey oluyor. Dönen topları daha rahat alıyorsunuz. Daha rahat atak tazeliyorsunuz. O yüzden bu konuda Fenerbahçe'nin işini şansa bırakmaması lazım. Şimdi bir de Fenerbahçe her ne kadar ilk 11 olmasam da ben Fenerbahçe seviyesindeyim diyen oyuncular var. Oraya geçelim. Cengiz Ünder onlardan bir tanesi. Direkt işini yaptı açıkçası. İrfan Can derbi öncesinde biraz garanti alındı haklı olarak. Ve karşılığını da aldı bu arada. İsmail Kartal buradaki tercihin karşılığını da aldı. Hem İrfan Can'ı saklamış oldu. Bir cezai durumdan kurtulmuş oldu. Hem de Cengiz'e süre verdi ve Cengiz de kazanmış oldu. Cengiz'e karşılığını verdi. Direkt tabela yaptı bir kere. Çok özel bir gol. İlk gol. Ve bu tip maçlarda ilk gol çok önemlidir. Yani birinci golün kıymeti dördüncü, üçüncü, ikinci golün kıymetinden çok daha fazladır bu tip maçta. O kilidi açan gol. Çünkü rakibin de oyun planını bozuyorsunuz. Siz biraz daha kafalar rahat ediyor. O kadar da acele etmiyorsunuz topa sahipken. İlk golü atan oyuncu çok kıymetlidir o yüzden. Cengiz de Kayserispor'un henüz oyun dengesi dağılmamışken attığı gol öncesi hem orta sahada çok güzel bir ilk dokunuş yapıyor. Solayla topa ilk dokunuşla birlikte topla dönüyor. Rakibinden kurtuluyor. Atağı başlatıyor. Sonra top diğer kanada gidiyor. Fred istasyon oluyor. Yayın oraya geliyor Cengiz. Fred'in pasını yine o dönüş yapıp ters ayağıyla gol vuruşunu yapıyor. Ki bu konuda gerçekten ilk çıkış yaptığı zamanlarda da iyiydi Cengiz. Yani sağ ayağında kullanan bir sol ayaklı oyuncu. İşini yaptı. Sonra Batshuayi yaptı asistini. İkinci kez işini yaptı. Tabelayı değiştirdi ve İrfan Can'ın sakındığı maçta, formda İrfan Can'ın sakındığı maçta, saklandığı maçta daha doğrusu, Cengiz işini yaptı ve dedi ki Fenerbahçe'de ben bir opsiyonum. Hatta durum gerektirir. İrfan Can merkeze, ben sağ önde gibi formülleri de düşünebilirsin. Hocam mesajını verdi. Mesela bunun son bölümünde geliriz, Fred'in yokluğunda ne olur diye. Hatta bu bölümde konuşalım. Yani her şeyi hatırlıyoruz. Yani mesela Fred'in yokluğunda böyle bir opsiyon açılabilir. Cengiz'in de formu düşünülünce, ki büyük maçlarda iyi oynayan bir oyuncu Cengiz. Şimdi bazı teknik adamlar oyunu değiştir, oyuncu yoksa onun alternatif oyuncu kimse onu koyar otomatikman. Bazı teknik adamlar da oyununu daha çok önemser. Yani benim oyunum değişmesin. Gerekirse o mevkideki ilk alternatif oyunu oynatmayayım. Başka mevkiden bir oyuncu kaydırayım. Ama benim oyunumu daha sürekli hale getirecek bir oyuncu olsun o. Bunun tercihini yapar. Mesela bunun Premier Lig'den bir örnek verecek olursam Tottenham'da Postecoglu, Maddison sakatlandı. Yani 3 tane bir sürü orta sahası var. Oynatabilir yani. İşte Oyberg'i var, osu var, busu var. 3 tane orta saha da koyabilirdi. Klasik. Ama onu yapmadı. Normalde sağ önde oynayan Kulüşevski'yi ortaya çekti. Hücumcu orta saha olarak. Brennan Johnson da sağ öne attı. Yani tıpkı İrfan Can'la çok benziyor zaten Kulüşevski'nin rol modelleri. Ve Tottenham gerçekten ideal oyunu neyse, Madison'la oynadığı oyun neyse onu daha sürekli hale getirdi. Oyunu sakladı hoca. Oyunu korudu. İsmail Hoca da, İsmail Kartal da benim Fred'li oyunum sürekli hale gelsin, orada topu bilen bir oyuncu daha olsun kararını verecek olursa, aslında işin doğrusu bu tempoya da sahip olmuşken İrfan Can'ın merkeze doğru kayması, Cengiz'in sahanda olması bence. Çünkü Fred sadece bir enerji kaynağı, sadece bir tempo, sadece pres oyuncusu değil. Kayserispor maçında Batshuayi attığı pas, Cengiz'in attığı goldeki olduğu istasyon, çok doğru yerlerde pozisyon alan, takım arkadaşlarını rahatlatan bir oyuncu. Yani oyun zekası yüksek bir isim lazım oraya. Crespo, İsmail yaparsın. Birisi 6, birisi 8 numara. Tempo iyi olur. Rakibi karşılarsa, ama topu ele geçirince atakların tehlike olma oranı düşer bu oyuncularla. Belki fiziksel olarak daha böyle güçlü kalırsın, ama bence en doğru savunma şekli de topa sahip olabilmek ya da hücumların daha tehditkar olmasıdır. Bu aynı zamanda çok daha doğru bir savunma çeşididir. İrfan Can merkezde olunca topla daha delici olursun merkezde diye düşünüyorum. Daha büyük problemler yaratırsın. Bakalım İsmail, yani bunu tercih edeceğini zannetmiyorum, ama fikir olarak tabii ki sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Hangi oyuncu tercih edersiniz diye. Sanki Cengiz o sinyali verdi gibi. Yani İrfan Can'la birlikte sadece birebir alternatif değil de ikisi de değerli oyuncu çünkü. Beraber de oynayabiliriz mesajını verdi. Batshuayi de işini yaptı. İşini yaptı. Hat-trick. Bu kadar kritik deplasmanda. Penaltıda soğukkanlı bir penaltısını kullandı. Çok iyi şutla bir gol attı. Çok iyi bir takipçilikle golünü attı. Bir tane de kritik bir pozisyonu kaçırdı. Ve o tam bir Batshuayi özeti mesela. Ya bazı santraforlar şimdi futbolda şöyle bir durum var santraforlar için özellikle. Bitiricilikle şutörlük başka şeyler. Bazı oyuncular çok iyi şutör oluyor. Acayip bitirici değiller. Yani bitiricilik başka bir şey. Mesela kaleciyle birebir kaldığın zaman ne yapacağını bilmek bir bitiricilik işidir. Kaleciyi mi çalmasam, topun dibine mi girsem, işte tersine mi bıraksam, kalecinin pozisyonuna göre topa gol alacak kadar dokunmak, illa şut atmak değil, gol alacak kadar dokunmak bir bitiricilik işi. Mesela Dzeko'nun son lig maçında son golünü hatırlayın. Topun geliş yönüne doğru böyle ayak içini bıraktı ya, sadece böyle topa vurmadı bile aslında. Böyle ayak içini raket gibi topun önüne bıraktı. Top ayak içine çarptı ve uzak direğe tıngır tıngır girdi. Mesela o bir bitiricilik yani. O başka bir meziyet. Batshuayi'de bu işler yok. Bitiricilik yok. Şutörlük var. Mesela şut attığı aksiyonda da golünü buldu. Yani iyi şut atar aslında. Yani ceza sahası dışından da gol atar. Şutla bir problemi yok ama Fred'in attığı pozisyonda attığı pasta olduğu gibi o bitiriciliklerde problem var. Hep böyleydi yani. Kariyeri boyunca böyleydi. Yine Dzeko ile farklı set oyununda çok fazla bağlantı işlerini bilmez. Ama takipçiliğidir, pres gücü iyidir. Yani başka bir stil 9 numara. Ama işini yaptı yani. Fenerbahçe rotasyonda yer aldığı zaman ben işimi yaparımı mesajını verdi tıpkı Cengiz gibi. O konuda ayrıştılar. Mesela Serdar Aziz ve Mert Hakan'a göre diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe önemli bir galibiyeti aldı. Fred önemli bir eksik ama artık yani burada dünyanın sonu gelmiş gibi de davranmaması lazım Fenerbahçe'nin. Çok farklı formüller uygulayabilirsiniz. Yani İsmail Crespo da bir tercih. Yani biraz daha Galatasaray'ın yapacağı gibi merkez orta sahada kompakt bir şekilde bekleyip daha çok baskınlarla, çok preslerle pozisyona girme şekli. Yani bu da bir tercih. Ya da işte İrfan Can'ı merkeze çekip oyunu ele alalım da bir tercih. Yani farklı seçenekler var. İsmail Hoca'nın biraz daha farklı şeyler de hayal edebiliyor olması lazım. Eğer Crespo İsmail'i tercih edecekse de klasik Fenerbahçe oyunundan ziyade biraz daha farklı bir oyuna geçiş yapması lazım. Yani var opsiyonlar elinde Fenerbahçe'nin. Tabii ki Fred olsaydı çok başka olurdu. Dediğim istatistik ortada yani. Çok başka olurdu. Ama yani Kayserispor deplasmanına alınacak 3 puan da çok önemliydi. Bunu başardı Fenerbahçe. Zaten gerek eleştiriyi de gerekli övgüleri de bireysel performansla yaptığımızı düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum tüm bu konularda. Kırmızı kart pozisyonu, Mert Hakan, Batshuayi, İrfan Can Cengiz formülü, bu konularda yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.